Alo. Bunun bir nemliği 100-150 sıcaklıkta çıkacak. O biri nemlik 200-250'de çıkacak. Tamam. Diğer nemli için kristallığın dağılması lazım. Anladım. Anladın? Özellikle Selçuklu'nun ve sonrasındaki beyliklerin en güçlü olduğu dönem. Bu güçlü olduğu şehirlerden biri de Ahlat. Özellikle Ahlat Şahlar dönemi ve sonrasındaki birlikler dönemi Ahlat'ın en parlak olduğu süreç. Uzayan boyuyla Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın en büyük mezar taşı yer alıyor. Bu mezar taşlarına sanatkarların imzalarını atıyor. Sanatkarlar o dönemin taş ustaları. Hemen şurada kemerin üst kısmında kartuş içerisinde şöyle bir bordür olarak sanatkar isminin yazdığını görüyoruz. Amelü Asil bin Üveys. Asil bin Üveys Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 74 adet mezar taşını işlemiş olan bir taş ustası. Burayı bize gösterildiğinde aynı zamanda insanlar öldükten sonra diğer dünyaya göç eder. Var. Ejder figürü sonsuzluğu, gücü, ebediyeti simgeliyor. Yani ölen kişinin ebedi kalması için üzerine aktarmış olunan bir tasvir. Bunun bir Türk ejderi olduğunu nereden anlıyoruz? Şu göbek bölümünde yapmış olduğu volüt, düğüm. Çin ejderinden ayrılan yönü bu. Burada uyan milletimizin insanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yani bu bizim tarihimiz. Bunu biz illerle okusak da, bunu denetlesek de bu kadar bilgimiz olmaz. Bununla yanaşı söylemek istiyorum ki, Bitlis Üniversitesi'nin gerçekten yarattığı bu şenlik, bu güzellik, bu tarihi bir iş dünyanın hiç yerinde böyle şey yokmuş. Ki bunu Bilkent Üniversitesi'nin rehberliği yapmış. Arzu ediyorum ki bununla bitmesin. Yakın gelecekte illerle bu tarih tekrar olunsun ve milletimiz unutulmasın. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Ben önce kitaplardan, televizyon programlarından duymuştum. Yani bir etnik Türk olarak Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelip buradan geçmesin. Kitaplardan, televizyon programlarından duymuştum. Ve bugün bu yerleri görmek bana nasip oldu. Bu günleri bana yaşadan benim kongreye katılmam oldu. O da ki kongre teşkilatçıları başta Sayın Rektör olmakla Nusret Bey'e, Sinan Bey'e öz teşekkürümü bildiririm. Bu tarih hiçbir kesin tarihsiz geleceği olabilmez. Önce tarihi bilmek lazım. Ben doğrudan da burada olduğum için, bu yerleri gördüğüm için özümü bir çok mutlu hissediyorum. Diğer taraftan çok emek harcamışlar. Hem Bitlis Eren Üniversitesi hem Bitlis'in iş adamları ve ümit ederim ki onların bu çalışmaları da heder gitmez. Bu bölgeye, bu devlete hayır olar. Bitlis Danışgahından çok güzel ve öğrenmeli sempozyum idi. Çok öğrençlik ve perlit ve pomis ya ponzalının işlenmesinde, sənətdə, kişavərzlikdə, ziraətdə ve
yeri var ki bu işler gösteriş tapsın ve hemsaye çeşmelerine İran'ına Türkiye'nin bu işlerde hemkarlıklar olsun. Danışkahlarının, danışmendilerinin ve muhakkiklerin teşekkür ediyorum çok zahmetlerinden ve hemsinin bu bernameyi tarihiden ki der irtibat bat tarihi ahlet ve bu işler gösterdiniz bize ve kadim temettünü ki bu milletlerimizin arasında İran'da, Türkiye'de, Azerbaycan'da birlik vardı ve büyük temettünle yaratmıştılar. Çok zahmetlerle teşekkür ederim. Sempozyumu Perlit ve Ponza. Davetinizden önce de çok teşekkür ederim ki bizi davet ediniz ve biz geldik ve gerçekten çok iyi sohbetler oldu, çok iyi konuşmalar oldu ve biz de arzu ederiz ki inşallah gelecekte bu tür gelgitler çoxala bile. Siz de gelesiniz bizim ülkeye ve bu sempozyumlarda, konferanslarda şirket ediyoruz. Ben kendim kaç defa Türkiye'ye önceden gelmişim. 4 defa, 5 defa İstanbul'a ayrı yerlere. Çok görmeliydi Bitlis ve Van. Van'a da elbette gelmişim geblen. Ve Bitlis çok görmeliydi ve hatmen ben kesinlikle geçsem İran'a bunu öz hem vatandaşlarıma hem şehirlerime tavsiye edeceğim buraya gelmekleri. Bugünkü gezinti gerçekten çok güzel idi ve tarihi bize anlattı ve Nusret Hoca'dan da çok teşekkür ederim bu organizasyonu düzenleyip ve zahmetlerimizin çok iyi sizin anıdı ve teşekkür ederim. Sonumuz makale sonmuş var idi verdik çok metalep çok sözle uğraştık da rabıta ve Pomis ve Perlit. Ben anladım ki burada çok pişrift olubdu, çok tahkikat ve researchay pişrifte encam tapır. Teşekkür ederim bu organizasyonlardan. Bexsus Profesör Nusret Bozgut'tan ki çok lütfi vardı biz ve burada çok mətləb uğraştık. Bugünkü cədintide de çok hoş geçti ve tarihinden aşina olduk ve böyle düşündükçe bizim güzeşte de birliğimiz çok tariydi. Ben bilmirdim. İran'da da Selçuk temettüdünün vardı ve ben ayrı nokta da Türkiye'de gelip görmüşüm. Kuşadası'nda orada da bir büyük Selçuk temettünü var ve nişan verir ki güzeşte de çok büyük bir büsette bu vardı. İnşallah ki bunun tayi sempozyum, international sempozyum İran'da da sahi eliyak olsun Danışkağı Təbriz'de ve inşallah siz gelersiniz biz orada cibran eliyak. Çoxlu burada məqaleler ve çalışmalar gördük sempozyumdan. Teşekkür ederim. Çok yaxşı çalışmalar ve məqaleler var idi ve çoxlu taza bir mətalib məqaleler öğrendim. Bitlis Üniversitesi'nin çok değerli ve ərzişli bir üniversitesi gördüm. Değerli ve ərzişli öğrenciler, değerli ve ərzişli məqalalar bir var idi. Bir gün ki geldik Bitlis etrafında bir hala, tarixi bir bazidlere. Çok güzel bir program idi. Doktor Nusret'ten çok teşekkür ederim ki hemişe biz zahmet vermişik ve inşallah ki hemişe selamet ve muvaffaq olurlar. Teşekkür ederim. Hem Perlit hem Pomuza ile alakalı Türkiye'den ve dünyadan çok farklı bilim adamları geldi. Birlikte konuştuk, birlikte tartıştık. Çok verimli geçti. Bundan sonra yapılabilecek çalışmaları da yapmak üzere çok güzel fikirler oluşturduk ve oluşturmaya da devam edeceğiz. Bunlar çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir fırsat oldu. Hem çevre oluşturduk, birbirimizi tanıdık. Ardından da tabii Bitlis ve çevresindeki bu eski kadim kültürün tanıtılması ile ilgili yapılan kültür gezisi bizim için çok farklı oldu. Ben neredeyse emekliliğime yaklaştım, 55 yaşını geçtim. Örneğin bu Selçuk Devleti'nin kurulduğu ağda ilk kez gördüm. Çok etkileyiciydi.
1100'lü tarihlerde gelmiş atalarımız o bölgelere ve çok güçlü sanat eserleri bırakmışlar. Sonra harabe şehri geldik. Yani buralarda da çok güçlü sanat eserleri var. Umarım diyorum biz de bu Bitlis'te yaptığımız hem perlit hem pomza ile alakalı hem bilimsel hem teknolojik hem de kültürel güzel onlar gibi onlara layık bir şekilde şaheserler geliştirip bırakabiliriz. 2017 yılında perlit ve ponza ile ilgili çalıştaya katılmıştık. O çalıştayında verdiği sinerji ile bugün uluslararası yurt dışından önemli bilim insanlarının katılımıyla çok güzel bir sempozyum gerçekleştirdik. Umarım perlit ve ponzanın bu bölgenin bir değeri olarak perlit ve ponzanın daha iyi kullanımı, gelişmesi, bu bölgedeki sanayinin gelişmesine de faydalı olur diye düşünüyorum. Kültürel açıdan da sosyal program çok güzeldi. Ben de bu bölgeyi çok fazla tanımıyordum. Bu sempozyum sayesinde tanıması fırsatı buldum. Bitlis Eren Üniversitesi'nde ki hocalarımıza bu sempozyumu düzenledikleri için ve Sanayi ve Ticaret Odası'na ayrıca teşekkür ediyorum. Geleceğim. I've been here for 3 days. It has been an amazing experience. I would like to thank all the ones involved in the organization. I watched very interesting presentation, and I hope that we can cooperate in the future, Portugal and Turkey. Thanks so much for inviting me. It's a pleasure being here. Thank you, Mafalda. Misafirimiz ve ben aynı şekilde 3 gündür buradayız. Sempozyum için mi geldik? Kendisi organizasyon komitesine ve buradaki halka çok teşekkür ediyor. Ayrıca Portekiz ile Bitlis Eren Üniversitesi arasında olacak işbirliklerine de açık olduğunu belirtti. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon geçti. Güzel tarihi yerleri gezdik. Aynı zamanda müthiş makaleler izledik, dinledik. Umarım buradaki halka çok faydalı olur. Hem üniversiteye hem Ahlat halkına faydalı işler çıkacağına eminim, ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Ülkemizin ve yöremizin, Bitlis'in önemli bir zenginliği olan pomza ve perlit üzerine düzenlediğimiz bu sempozyumda biz akademisyenler çalışmalarımızı paylaştık, tartışmalarımızı yaptık. Farklı ürünler üzerine, gelecekte üretilecek projeler, işbirlikleri üzerine konuştuk, değerlendirmeler yaptık ve tamamladık. Sonrasında ise bugün bize Bitlis'in doğal güzelliklerini tanıttınız. Çok memnun olduk. Hem yörenin hem de ülkemizin kartpostallık birçok güzel yerini keşfettik. Çok memnun olduk. Daha önce Bitlis'e gelmedim. Fakat kitaplardan, turizmle ilgili dergilerden, ülkemizin tanıtımının yapıldığı broşürlerden Bitlis'in ve tarihi güzelliklerinin bilgisini edindim. Fakat şimdi gelerek de görsel olarak da tanıdım ve bu bilgi birikimimi zenginleştirdim.